Kudüs ve Mescid-i Aksa sahipsiz değildir. Rahmet iklimiyle yoğrulduğumuz bu günlerde terör devleti İsrail her zaman Ramazan ayında yaptığı gibi yine kutlu beldemiz Kudüs ve kutsal mabedimiz Mescid-i Aksa'ya alçakça saldırmıştır. Kudüs 1917 yılından beri Siyonizm işgali altında, 21. yüzyılda modernizm ayda altında yaşadığımız bir çağda temel hak ve hürriyetlerimiz, inancımız ve manevi değerlerimiz kısıtlanmaya çalışmaktadır. Kısacası insan hakları açıkça ihlal edilmektedir. İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında kıble mescidine sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etmiştir. Buradaki Müslümanları coplarla vahşice darbetmiş, bazı Filistinlileri gözaltına almıştır. Ramazan-ı Şerif'ten günler önce aşkla ve şevkle hazırlanan bu ayın maneviyatıyla Mescid-i Aksa'nın maneviyatının buluşturulduğu bu mübarek günlerde duaların yükseldiği, tekbirlerin göklere ulaştığı, ayeti kerimelerin okunduğu, kalplerin zikirlerle aydınlandığı saatlerde zalimler durmamış kirli planlarını devreye sokarak Müslümanların harem-i namusuna el uzatmıştır. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Kur'an-ı Kerimler yerlere atılmış, Müslüman kadınların örtüleri kana bulanmış, kendini savunan erkekler yerlerde tekmelenerek tutuklanmıştır. Kardeşlerimizin bu baskın anına dair paylaştıkları video ve fotoğrafları içimiz yanarak gördük, seyrettik. Buna karşı da dünya medyası susmakta, Müslümanların sesi kesilmeye çalışmaktadır. Buradan yüksek sesle haykırıyoruz. Hangi vicdan, hangi vicdan böyle bir zulüm karşısında susabilir? Hangi ahlak bu şiddeti meşru görebilir? Ancak bizler bu zulme, bu şiddete, bu korkutma ve sindirme girişimine karşı susmayacağız. İsrail bir terör devletidir. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Ancak Müslüman kardeşlerimize ve kutsal değerlerimize karşı yapılan bu vahşice saldırılar ancak İsrail gibi alçak, elindeki silahtan güç alarak kendini devlet sanan korkak bir topluluk tarafından sergilenecek bir tutumdur. Kudüs, Müslümanlar için bir varoluş meselesi, istiklal ve istikbal mücadelesidir. Filistin yalnız değildir. Türkiye Gençlik Vakfı 81 ildeki bütün teşkilatlarımızla Kudüs'teki kardeşlerimizin yanındadır. Her daim kalbimiz Mescid-i Aksa ile birlikte atmaktadır. Kudüs kırmızı çizgimizdir. Mescid-i Aksa özgürlüğe kavuşacaktır. Bugün buradan Ayasofya'da yıkılan diriliş ateşinin Mescid-i Aksa'nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olduğunu tekrar haykırıyoruz. Dokundurtmayız, dokundurtmayacağız. Kahrolsun İsrail! 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 Bu vesileyle
buraya kadar gelip bu konuşmamıza katılan, bu basın açıklamasında bulunan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ve son olarak terör eylemlerinde önce ülkemizde şehit olan kardeşlerimiz başta olmak üzere Filistin'de şehit düşen Filistinli kardeşlerimizin ruhlarına El Fatiha.